Kullanıcı deneyimlerinin part 2'sindeyiz. Bir önceki bölümümüzde Chevrolet Avaya tanıttık. Bu sefer Ford Focus tanıtıyoruz. Müzik programda, bir önceki programda yaptığımız gibi olacaklar. kamerada bu sefer. Ben anlatıcıyım. Kullanıcı deneyimlerinden bahsedeceğiz. 1. Neden Ford Focus? 2. Bu araba kaç yıldır sende? 1. Neden Ford Focus'a hemen cevap vereyim. Benim araba alacağım dönemde çok uygun fiyata denk geldi. Tabii bahsettiğim yaklaşık 2 yıl. Araba bana çok uyguna denk geldi. Yaklaşık 2,5 yıldır ben de 25 bin kilometre yaptım bu araçla. Aldığım vakitlerde araç arıyordum. Aslında Ford Focus hiç aklımda yoktu. Böyle bir denk gelme oldu. Hani aracı vasıtasıyla aldım arabayı ve şu an memnunum arabamdan. Uzun yola da çok çıktım bu arabayla. Hatta alır almaz ilk yolculuğun uzun yoldu hatırlıyorum. E, şehir içerisinde çok sık biniyorsun, çok aktif biniyorsun. Ne kadar yol yaptın ve bize şehir içi uzun yol kullanım deneyimlerini aktarır mısın? Öncelikle aracımın modeli 2002 model. Şunu söyleyeyim, Şehir içerisinde yaptığım sürüşlerde daha önce Cruze'a da bindim. Birkaç farklı arabaya da bindim. Bir yıllık süreçlerle işte 5 ay, 6 ay kısa süreli vadelerde bindiğim araçlar oldu. Onlar arasında Cruze'dan sonra sevdiğim bir araç. 2002 model bir araca göre konforlu, sürüşü gayet iyi. Uzun yolda da yormayan bir araba. 1.6 motora sahip. Daha yeni ben LPG taktırdım. Taktıralı bir yıl olmamak olmadı daha. Benzinde hatta arabayı Dediğim gibi ilk aldığımda ben uzun yola çıktım. Buradan Akisar'a gittim. Çok uzun bir yol olmasa da 2 saatlik, 3 saatlik bir yol. İlk deneyimim uzun yoldu ve hiç bir şekilde sıkıntı çıkartmadı. Ergonomik olarak beni rahat bir şekilde götürdü, geri getirdi. İlk bindiğimde benzinle bindim yaklaşık 1 yıl kadar. O zaman benzinle LPG arasında çok bir farkı yoktu. O yüzden rahatlıkla binebiliyordum. Hani ya 5 lira için, 6 lira için LPG taktırmayayım. Ne zaman ama eder bilmiyorum tarzında düşünüyordum. Ta ki fiyatlar biraz uçana kadar. Uçmaya başlayınca ben de hemen LPG'ye döndüm. İkisi arasında geçiş yaptığımda benzindeki o ataklığı bulamadım araçta. Her araçta olduğu gibi LPG biraz daha aracı sakinleştiriyor. Zaten arabayı hızlı süren biri de değilim hani. 100-120'den daha fazla yukarı çıkan biri de değilim. Benim için çok fark etmedi. Ama fiyat olarak ne kadar fiyatlar artsa da LPG daha iyiydi. Yakma konusunda da benzine göre yine gayet iyi bir durumda yakıyor. Yaşına göre güzel yakıyor aslında araç. 20 yıldır LPG bağlanmayan bir araca LPG bağladın aslında. Dediğin doğru. 20 yıldır araca hiçbir şekilde LPG bağlanmamış. Motor o yüzden çok güzel bir durumda. Yani 20 yıllık aracın 3. sahibiyim. Bu da güzel bir şey. Araba 6 kere 7 kere el değiştirmiş. Bu farklı bir hikaye. Hani satış olması için el değiştirilmiş. Onun haricinde aracın üçüncü sahibiyim. Ya önünde, sağında, solunda değişenler var işte boyalar var, lokal boyalar var. O durum da çok normal 22 yaşındaki bir arabadan bahsediyoruz. 20 yılını 22 yılını trafikte geçirmiş bir arabadan bahsediyoruz. Her ne kadar kilometresi yaşına rağmen düşük de olsa. Ya aracın iç kısmı çok iyi durumda. Motor kısmı. Biz motor performansına baktırdığımızda güzeldi. Motor performansında bir sıkıntımız yoktu. Ama dediğim gibi boya olayı, ya Türkiye'de şu vardır. Abi şurası boyanmış. Boyandıysa ne oldu? Direklerde, önde, arkada çok fazla bir çarpma olmadığı sürece ben araçta çarpmaya vurmaya çok fazla ön yargılı değilim. Çünkü dediğim gibi araç şu an 22 yaşında. Pürüzsüz kullansam bile illaki bir yerde bir yere çarpılıyor bu araç. Boya konusunda takıntım olmadığı için alırken de bakmadım işin aslı. 22 yaşındaki bir arabayı alırken o zaman işte 20 yaşındaydı. 20 yaşındaki arabayı alırken şunu demedim. Ya bunun sağ ön çamurluğunda şu var, solda bu var. Bunlara pek bakmadım. Arabanın yüründe bir sıkıntı yoktu. Ustalara gösterdim. Motorda bir sıkıntı yoktu. İşte alt takımda bir sıkıntı yok, bir seste bir sıkıntı yok. Dedim ki o zaman bu araba bana olur. Zaten ilk aracım olacak, kendime ait ilk aracımdı. O yüzden tercih ettim bir nevi. Hem ekonomikti hem de biliyorsunuz Ford Focus dendiğim hani sal alınır, satılır. Biraz daha piyasası hızlı. Hala satmaya kalksam satabileceğim bir araba. Benim arabaya nazaran, şerolete nazaran orada belirttiğimiz konunun aslında tam zıttı. Evet tam zıttı. Ben alırken bir yandan da ona baktım. Bunu elden çıkartırken hızlıca çıkartabilirim olarak baktım. Bir nevi aslında ona baktığın için de 22 yaşındaki bir arabaya biniyorsun. Şöyle bir durum var dediğin doğru. Piyasası olduğu için aldığımdan kaynak 22 yaşında ama yaşına göre biraz konforlu bir araç kendisi. Benzin LPG'den bahset. Uzun bir süre benzinle bindin ki araba zaten benzinli bir araçtı LPG yeni taktırdın İkisi arasındaki aslında yakıt değerleri seni nasıl değiştirdi yani LPG taktırdığına değdi mi değmedi mi değdi ülkemizde artan benzin fiyatlarından kaynaklı özellikle ilk başta ondan değdi ama litre bazında bakarsak da şimdi ben bir depoyu tahmini 36 litre falan dolduruyorum 36 litre ile 340 kilometreye kadar yol gidiyorum şehir içerisinde yani benim yakıtım gayet iyi. LPG'de baktığımızda güzel bir yakıta sahibim. Benzinde ben bir depoyla daha uzun süre gidiyordum. Ama şu an fiyat olarak baktığımızda denge kuramayacağımız için işte biri diğerinin ilk katı ve biri sürekli arttığı için benzinden ziyade fiyat olarak LPG daha çok tercihim oldu. Araçta da çok fazla bir değişiklik olmadı. Eğer bakımlarını hem motorun bakımı olsun hem LPG bakımları olsun bunları doğru düzgün yaptırdığın zaman LPG ile benzin arasında çok bir fark hissetmiyorsun. Ki Az önce de bahsettik. 22 yıllık araca hani 20. yaşında ben LPG taktırdım. Onun da çok büyük bir avantajı var benim için. Sen de ben gibi aracı tek kullanıyorsun aslında. Evet. Araç sana büyük geliyor mu, küçük mü geliyor? Aracın hacminden memnun musun? Şöyle söylemem gerekir. Aracın hacmi hatchback kasalara göre çok iyi. Yani araç zaten hatchback gibi değil. Öyle geçiyor. Hatchback 5 kapı olarak geçiyor. Ama bagaj kısmı Heşbek kasalara göre olduğundan daha büyük. Bagaj kısmına değinecek olursak geniş bir bagaja sahip. Mesela ekipman taşıma konusunda bizim en fazla bagajı kullanma sebebimiz aslında o. Benim kamp malzemelerim duruyor. Bunun yanı sıra biz çekime giderken ekipmanların hepsini koyabiliyoruz. Ki arka koltuk da bunun için geniş bir kapasiteye sahip. Yani aslında bir nevi genç aracından ziyade bir aile aracı. Bir aile rahatlıkla bu araca sığar hatchback kasa olmasına rağmen. Yani bagaj kısmı senin arabadaki gibi derinlemesine değil. Koltuklardan kısmamış ama bagajı uzatmış ve güzel görünüyor. Hani bir sıkıntı da görmedim. Yukarıya doğru genişliğim var, arkaya doğru genişliğim var. Kaç litre olduğunu söyleyemem ama 2002 yaşındaki bir araç için Hatchback kasa bir araç için bagajı gayet yeterli. İstediğiniz doldurabiliyorsun. 22 yaşındaki bir arabadan bahsettik. Evet. İster istemez yaşlı bir araba olduğu için ara sıra sanayinin kapısını zorlayabiliyordur. Bakımı ve masrafı gerekebiliyordur. Bu konular hakkında neler söylersin? Yakın zamanda yaptığım kısa bir ufak bir masraf var. Bahsettiğim masraf da olağan bir masraf aslında. Motordaki birkaç daha doğrusu motora bağlanan birkaç boruyu değiştirdim. O da bundan önceki sahibi yüksek ihtimalle. Herkesin kolay kolay baktığını düşünmüyorum buna. Ben de bakmadım. Ama bundan sonra dikkat edeceğim bir şey. Motordaki aktarıcı borular artık orijinal boru olduğu için laçkalaşmış. Yani kendini salmış. Hatta benim araba normalden daha fazla yakmaya başladı. Berk de bana şey demeye başladı. Senin araba dizel mi? Bu nasıl bir ses? demeye başlamıştı. Sanayiye götürdüğümde sadece 3 tane boru değiştirdim. Kısa borulardı onlar. Onları değiştirdim. Yakın zamanda yaptığım masraf bu. Ayrıca şunu söylemek istiyorum. Bu araçlarda kronik bir sorun varmış. Sen değinmeden ben değineyim. Gizli hararet adı altında Ford Focus serisinde bulunan bir arıza varmış. Onu çözmek üzereyim. Hatta Bursa yolunda karşılaştım. Yani Dumlupınar'a çıkıyorum, Kütahya'ya çıkıyorum. Etrafımda kar var ama arabanın harareti yükselmeye başladı ki ben arabayı çok fazla zorlayan bir insan değilim. Çok fazla zorlama yapan bir insan değilim. Hararetim tamamen tavan yaptı ve uyarı lambasını yakmaya başladı. Uyarı lambasını yakınca da araç diyor ki: "Bak, motoruna zarar verebilirsin. Hem motor lambası hem uyarı lambası yakıyorum. Artık ya arabanı kenara çek ya da bekle." diyor. Ben de o sırada arabayı kenara çektim. Zarar gelmemesi için motora kaputu açtım, suyuma baktım. Hiçbir hararet yok. Motor sıcaklığında bir sıkıntı yok. Hararette bir sıkıntı yok. Bunu zaten direkt internetten araştırdığımda bana söyledikleri ilk şey gizli hararet oldu. Normalde bu gizli hararet dediğimiz şeyi şehir içerisinde daha fazla görüyormuş. Hani dur kalklarla şehir içerisinde daha fazla görüyor, görüyormuş ustalar. Hatta şey diyen oldu. Ya yaptığında getir bakalım en azından ne olduğunu, nasıl olacağını çözelim dediler. Ben dedim ki uzun yolda yapıyor sadece. İşte yokuş çıkarken veya düz yolda giderken yüzle gidiyorsanız bir anda motoru korumaya almak için, hararetinizi düşürmeniz için biraz daha motordan güç kesiyor ve işte yüzden 80'e, 60'a hızınızı kesmeye başlıyor. Kenara çekmek zorunda kalıyorsunuz. Ufak bir arıza olarak adlandırıyorlar. Ama bunu yaptırdığımda da bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Onun haricinde hiçbir sıkıntısı yok aracın. Daha farklı bir arızayla karşılaşmadım. İşte motor değiştirme, şudur budur böyle bir şeyle karşılaşmadım. Baktırdığım ustalar da motorun iyi durumda olduğunu söyledi mesela. Yaşına göre sadece benzinle kullanıldığından kaynaklı ayrıca iyi bir motora sahip olduğunu söylediler. Değinmek istediklerim benim bu kadardı. Uzun yolda ve kısa yolda bana sıkıntı çıkartmayan, sadece ufak bir kronik sorunu olan aracım ki onu da düzeltileceğini biliyorum. O konuda da hiçbir sıkıntım yok. Kullanıcı deneyimi olarak 2 yıldır kullandığım aracım bu şekilde. Güzel bir araç kullanılabilir. Alınır alınmaz kişinin maddi gücüne bağlı. Ford'dan kaynaklı yaşına göre biraz pahalı. Başkalarına göre biraz ucuz. Ama yaşına göre konforlu ve yakıtta sıkmayan bir araç diyebilirim.